öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat ve Bilimsel Etkinlikler Komisyonu olarak geçtiğimiz yıllarda ilkini düzenlediğimiz sanat söyleşilerine pandemi şartlarından dolayı bu yıl online olarak devam etmek istedik. Bugün dördüncüsünü düzenlediğimiz söyleşimize başlamadan önce Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanımız Sayın Profesör Melahat Düzün'e sözü vermek istiyorum. Buyurun hocam. Merhabalar Sayın Mehmet Hocam. Öncelikle tekrar kabul ettiğiniz için çok çok teşekkür ederiz. Bize bağlanıyorsunuz ve öğrencilerimiz için, hocalarımız için, Türkiye'deki birçok sanatçı için, çünkü kendi YouTube kanalımızı da açtık. YouTube üzerinden de birçok sanatçıya, birçok ilgili kişilere ulaşacağız. Çok teşekkür ediyoruz bu söyleşiyi kabul ettiğiniz için. Öncelikle sizi görmek çok bizim için güzel. Öğrencilerimizle paylaştığımız zaman hocalarımız, öğrencilerimiz çok heyecanlandı. Sizin isminizi görünce çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Şimdi sözü hocaya veriyorum. Sayın hocam, teşekkür ederim. Önce bölümünüzü ve üniversitenizin bana böyle bir şerefi bahşettiği için gerçekte hakikaten bayağı beni duygulandıran bir talep oldu bu. Ne şekilde cevaplayacağım üzerine de bir süredir çalışıyorum doğrusu. Benim için bu tür konuşmaların alışkanlıklarıma rağmen her seferinde yeniden bir her şeyi gözden geçirme fırsatı oluyor benim için de. Dolayısıyla benim de kendime bir bakışım oluyor. Şimdi burada tabii çok geniş bir yelpazede bir kere üniversitenin kendi programı içinde bir sanatçıya yer vererek öğrencileriyle temas etmesini sağlaması bir önemli açılımdır. Bunun için önayak olduğunuz için teşekkür ediyorum önce. Ve bunu ne şekilde daha ileri taşınabilir bu tür şeyler diye de ayrıca düşündüm. Bunlar da başka bir süreçte belki oturup tartışabileceğimiz şeyler. Yani belli programların aslında birbirine ekli olarak yürümesi de sizin öngörüleriniz üzerine zaten takip ettiğiniz bir program var. Birçok sanatçıyla götürüyorsunuz anladığım kadar. Bu çok verimli bir, faydalı bir yaklaşım. Onun için canı yürekten katılıyorum. Teşekkür ederim. Hocam öncelikle dilerseniz sizi bir tanıtmak istiyorum kısaca. 1938'de İstanbul'da doğdu. Orta öğretimini Saint Joseph Lisesi'nde yaptı. 1958'de girdiği İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi resim bölümünü 1966'da birincilikle bitirdi. 1958 yılında tiyatro oyunculuğu öğrenimi alarak 1963 yılında profesyonel oyunculuk kariyerine başladı. 1970-75 yılları arasında devlet bursu ile gittiği Paris'te yüksek resim ve litografi öğrenimi gördü. 1975-80 yıllarında İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi resim bölümünde ders verdi. 1980-84 arası New York'a yerleşti. 1984'te Brüksel'de heykel ve gravür çalışmaları yaptı. 1985'te İstanbul'a döndü ve burada 1988'de 25 yılı içeren retrospektif sergisini açtı. 1989-92 yılları arasında Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği kurucu başkanlığını üstlendi. 1992'de Bilkent Üniversitesi'nde misafir öğretim görevlisi olarak ders verdi. Yıldız Teknik Üniversitesi Bileşik Sanatlar Programı'nda 2003-2005 yılları arasında 99 yılından 2007'ye kadar Bilgi Üniversitesi Tasarım, Kültürü ve Yönetim Programı'nda 2011 arasında Mehmet Güler Yüz Atölyesi'nde eğitim verdi. 2011'de birinin mikrofon açık olduğu için ses çok yankı yapıyor. Rica etsem kapatabilir misiniz? Konuklarımızdan rica ediyorum.
2011'de Edirne Güzel Sanatlar Lisesi ile başlayan, daha sonra diğer güzel sanatlar liselerini de kapsayan Mehmet Güler Yüz Defter projesini başlattı ve proje 10. yılına ulaştı. Ocak 2015'te İstanbul Modern Müze'de kariyerinin tamamını kapsayan 7 ay süreli bir retrospektif sergisi açtı. Çok sayıda ödül ve kişisel sergisi olan Mehmet Güler Yüz, İstanbul ve Paris'te yaşamaya ve çalışmalarına devam etmektedir. Şu an hocamız Paris'ten katılıyor söyleşimize bu arada. Buyurun hocam, sizin başlangıçta söylemek istediğiniz bir şeyler varsa yavaş yavaş başlayalım söyleşimize. Şimdi tabii bir sanatçının bir üniversite, sanat üniversitesine, sanat bilimle, görsel sanatlar alanında eğitim veren bir üniversitenin hocalarına ve öğrencilerine söyleyecek neleri olabilir? Bu bence önce merak edilen üzerinden başlamalıdır. Sizin sorularınız biraz yön verecek. Bana yollanan sorulara baktığımda ise çok etraflı, her bir başlık ciddi bir süreyi gereksindiriyor. Bir anlamda kısa, bir geniş, farklı kesimlere yönelmiş bir konferansta toplama ve konuları birleştirme oldukça daha kolaydır. Ama spesifik bir meslek, mesleğin sanatsal bir eğitimin, akademik kariyerdeki üyeleriyle öğrencilerinin meseleleri çok daha farklı tabii. Burada daha derinine konuşma gereksinimi var. Ve tanımlamaların veyahut tarihsel süreçlerin açıklamalarında yeni baştan ele almalar olabilir. Burada çoğumuz için belki bilinenin sıralanmasında, belki bilinenin değerlendirilmesinde belli farklılıklar olabilir benim söylemimde. Bunun üzerine doğacak sorular ortaya çıkacak, sorun olabilecek. Yani bir meselenin açıklanmasını daha da derinine gereksindirecek haller olduğunda lütfen benim konuşmamı kesip sorularınızı sorunuz. Ricam bu. Bir kere interaktif bir konuşma olsun. Bir tepeden bir konferans değil bu. Bu bir sanatçı sanatçıya konuşmak, sanatçıdan sanatçı adaylarına konuşmak. Burada tabii aradaki bilinen resmiyet, gereksinim duyulan resmiyeti kaldırarak sadece bilimsel rahatlık içinde ve belli bir artistik merak, heyecan ve gereksinim üzerinden rahat konuşalım istiyorum. Onun için önce ben sizlerden müşterek sorularınızı şöyle tek tek almaya başlayıp ona göre de cevapları oluşturalım. Peki hocam, bu sorularımız içerisinde soruların tamamını üniversite fakültemiz ve öğrencilerimizle birlikte hazırladık bu arada. O güzel. İlk soruyla başlayayım isterseniz. İlk başladığınız zamanlarda kimlerden ilham aldınız? Yeni bir çalışmaya başlama sürecinizi bize anlatabilir misiniz? Evet, şimdi tabii en önemli, galiba en merak edilen şeylerden
başında mı gireyim? Öyleyse şöyle edelim. Birincisi, hangi süreçte sanatsal olduğunu daha sonra tespit ettiğimiz o karşılaşma ve o kıvılcımın alev haline dönmesi. Şimdi içine doğulan ortamlar çok büyük bir önemi var. Ben şanslı bir kişiyim. Sanatçı olarak şanslıyım. Çünkü ailemin anne ve baba kesimlerinde gerçek sanatçılarla büyüdüm. Ve öyle bir ortama büyüdüm. Ve ailemizde özellikle her iki tarafta da kültüre önem veren ortamlardı. Yani hatta ananesinde, aile ananesinde bile benim mesela soyadımın geldiği yer de enteresandır. Giriş biçimi de enteresandır. Mesela güler yüz nedir yani güler yüz? İşte yani sempatik bulunup alınmış bir isim değil. Ben ilkokulda birinci sınıfa gittiğim zaman şöyle etrafıma baktım. İşte çok yeni arkadaşlarım var ve isimleri var. Tabii orada hem numara hem de soyadlı işte Mehmet Topuz, Ali Gürbüz vesaire. Şimdi herkes kahraman yıldız yok efendim demir bilek falan. Benim Mehmet Güler yüz. Benim biraz ağrıma gitti. Ve ben biraz da bozulmuşum eve geldiğimde. Çok babam dedi ki ne var senin dedi. Nedir var? Dedim bu ne biçim şey dedim ya. Biz dedim kokamaz ailesi miyiz dedim. Herkes dedim işte Tosun, Aslan Türk, bilmem ne filan. Biz Mehmet Güler yiyoruz. Biz dedim kokamaz aile. Dedim ne biçim şey ne demek bu? Dedim ben dedim ağrıma gitti dedim. Peki daha dedi yani bunun dedi bir nedeni var dedi. Şimdi sana anlatsam bilmiyorum dedi, anlattı. Şimdi bizim ailede erkekler bir aile ananesi, adeta bir kalıtımsal da olacak tabii ki, ananeyle ilgili değil sadece. Herkes hat yazar yani eski yazının yazı ustalığını önemsemişlerdir ve ders almışlardır. Ve ailede böyle büyük babalardan kalan onların özel hatları vardır. Büyük babam da ki ona şahit oldum. Onun yazdığı yazılar ve onun bize hediye ettiği şeylerin arasında mesela o dönemde bir kamış kalem hediye eder. 6 yaşında bir çocuk. Şimdi 6 yaşında bir çocuklar elinizde kamış kalemle buna da bir anlam veremezsiniz. Ses gitti hocam. Sesiniz gitti hocam. Hocam sesiniz gelmiyor şu anda. Ses kapandı hocam yanlışlıkla. Telefonda sesiniz gitti. Şimdi nasıl? Geliyor şu anda. Geliyor hocam. Peki nasıl oluyor da gidiyor böyle? Balansla alakalı hocam. Gidebiliyor bazen. Peki. Şimdi büyük babalarımızdan bir tanesinin yazdığı hattın hocası tarafından icazet verilirken yani diplomasını vermek üzere yazdırdığı yazıda hocası yazıyı güler yüzlü bulmuş. Yani yazının karakterini ve demiş sen demiş mahlas olarak yani hattat mahlası olarak Ruşeni adını kullanmış. Ruşeni Farsça güler yüz demek. Aile daha sonra biraz daha böyle anılmış. Ruşeniler olarak anılmış. Silistre'de yani Romanya Bulgaristan hududunda
Yani Vatan yahut Silistre'yi bilirsiniz. Plevne Savaşı. Orada oturuyorlar. Toprak sahipleri ve reayadan, ayandan. Okuma, kültür çok önemli onlar için. Ve bu Ruşeni soyadı bir aile adı haline, yani o isim. Daha sonra Cumhuriyet İstanbul'a gelindiği zaman Cumhuriyet'in yeni soyadı kanununda size ailede ne derler diyorlar. İşte Ruşeni yok olmaz, Farsça sonu şeyle biten, iyi biten şeyler yok. Türkçeleştirin bunu. Amcam da güler yüze döndürüyor bunu ve güler yüz oluyoruz. Şimdi yani güler yüz bir yazıdan gelen bir soyadı. Demek ki sanatla ilgisi olan bir ailenin bu sanatta, yazı sanatının giderek resme dönüşmesi, halamın Güzel Sanatlar Akademisi'nin ilk öğrencilerinden oluşu, kadın öğrencilerinden oluşu, daha sonra onun döneminde de erkeklerle kızların bölümlerinin bir araya gelerek, yani hocası Feyyaman Bey, Çallı vesaire ve de yakın arkadaşları da işte Tollu, Zeki Faik İzer, Sabri Berkel vesaire, yani jenerasyonu. Halam Türk resminde bence önemli bir ressamdır. Bedia Güleryüz. Ve daha sonra Almanya'daki öğreniminde de gerçekte çok dikkat çekmiştir. Yaptığı resmin çok sağlam bir deseni, çok özel ve sağlam bir deseni ve çok ciddi bir ekspresyonist boya ve renk düşüncesi vardır. Şimdi bunun içine doğduğunuz zaman evinizde, yani evdeki salon duvarlarında, her yerde nüler, ki büyük babam çok mutasip bir adamdı. İşte o hat yazıyor, işte odası Hille-i Şerifler dolu falan, ama salonda biz gözümüzü açtığımız zaman çıplak heykeller de vardı. Portreler vardı, her şey vardı ve Türk resminin çok önemli örneklerini görmek, çok küçük yaşta görmek şansı. Şimdi ne dürttü sizi derseniz, bu mu dürttü onu bilmiyorum, ama bir yandan elimde bir Tisye'nin bir albümü vardı ki o albüm benim daha sonra da yaz basım şeklinden falan anladım. Çok erken bir basım, yani Almanya'da da renkli renkli basım, albüm, sanat albümü basımları, eski bir basım. Tisye'nin 10-12 resminin beraber olduğu bir resim. Mesela orada ben 5. Yani Şalkent'in at üzerindeki portresi. Şimdi ben çocukluğumda 6 yaşında ve 5 yaşında, 6-7 yaşında, 8 yaşında, ben o devamlı onlara baktım. Ve o günkü görüşümle de ben o oradaki atlı resim, portrenin atını bir türlü hazmedemedim. Çünkü at bana bütünden çok daha ayrı bir etki veriyordu ve adeta saman doldurulmuş gibi geliyordu içine. Daha sonraki yeniden bakışlarımda da bunu biraz doğrulayan bir hal var. Niye? Çünkü aslında hiçbir zaman at üzerinde bir kralı durdurup resmini yapamazsınız atla beraber. Ata ayrı da yapmak gibi bir durum olmamış. Anlaşıldığı kadar o da biraz imajiner bir at yapmış. Çünkü daha sonraki bilgilerde de biliniyor ki kral
poz verdiği zaman geliyor herhalde bir 5 dakika 15 dakika keyfine göre veya programına göre hazırlanmış olan semerin üstüne çıkıyor. Eline kumandanlık bastonunu alıyor. Zırh ayrı bir yerde. Bütün şimdi bir çocuğun bunu diğerinden ayırma gibi bir bakışı varsa bence tabii ki bu bir erken ressam bakışı. Şimdi ressam olarak gelme kolaylığınız varsa daha sonra bir seçme yapmıyorsunuz. Sadece su akıyor o kadar. Ben de böyle oldu. Onun için bunlar bir cevapsa birinci soruyu geçelim. Teşekkür ederiz hocam. Sanatı nasıl tanımlarsınız? Bu tanım içerisinde icra ettiğiniz sanatı nasıl özetlersiniz? Valla sanatı nasıl tanımlarım? Tanımlamamayı tercih ediyorum artık. Çünkü o kadar çok farklı sanat tarifi ve anlamlandırılışı var ki bugün bütün o tariflerin çok uzağına gelip dayandığını görüyoruz sanatın. Bugün benim yeniden tarif edeceğim şey belki eski bir tarif olacaktır. Sanat birinci derecede bir insanlık cevabıdır. Yani insanlığın kendi vücut buluşuna, kendi içine doğduğu evrenle beraber bütün oluşumlara karşı kendi birliğinden yönelttiği bir cevaptır. Yani bir akıldır evvela, bir akıl halidir, bir anlama halidir, bir özümseme halidir, bir güzelleme hali değildir, bir çeşit cevabi haykırış gibidir. Yani belki çocuğun dünyaya geldiği zamanki bağırışına eş benzer bir haldir. Daha sonraki bütün yaşlarını içine alarak o bağırtının devamı gibidir yani. Bana biraz öyle geliyor. Yani bağırıyoruz ve yani hakikaten bir sanatçı bağırıyor. Şimdi bu bağırma bir anlam taşıyor. Bunun o bağırtının anlamsızlığından öte bir şey sanatla olan bu yükselti, bu ses yükselmesi. Yani bunun adına sanat diyoruz biz, bir cevap. Bütün yaratılış haline karşı bir cevabımız. Bunu insanlık çeşitli hallerde, çeşitli seviyelerde verebiliyor. Yani her insan aslında cevap veriyor. Her insan şikayet ediyor, halinden memnun veya değil veya ifade ediyor. Şimdi buradaki ayrım sadece ses, bunun içine katılan anlam ve nedenler. Şimdi sanat bir nedenler manzumesi, eski tabirle birliğinin sonucudur. Bir nedenler. Bu nedenler aslında keşfedilen her seferinde her sanatçıyla yeniden bir ilavesi yapılan bir büyük keşfe katkıdır her sanatçınınki. Şimdi buraya ne katabiliyor? Gerçekte her yapılan iş buraya bir katkı mı? Yoksa o katkı gibi zannedilen şey aslında bir anlamda o bünyeyle hiçbir şekilde ilişkisi olmayan bir belki bir gereksiz katkı mı? Bir gereksiz
ilave mi? Bütün endişe bizim herhalde buralarda olması lazım endişemizin. Yani yapıyoruz güzel de yani ağanın eli tutulmaz derler. Tamam yaparsın yani. Tabii açık her şey mümkün. Ama ne diyorsun? Veya bu dediğinle ne katıyorsun? Bunun için ne katıyorsun anlamak için bütünün ne olduğunu anlamak lazım. Yani bir kere olanı bilmek gibi bir mecburiyeti var sanatçının. Nenin üstüne laf söylüyor? Evet, sonrası var. Özgünlükle ilgili bir sorunuz var hocam. Sanatta özgünlük konusu hakkındaki düşünceleriniz nelerdir? Bu son dönemde çok sık olarak esinlenme adı altında kopya işlerin yapıldığı, zaman zaman tartışmalar yaşandığını görmekteyiz. Özgün bir eserin sınırı sizce nereden başlıyor? Şimdi özgürlük, bu tabii ben böyle yani bunların hepsine böyle bir yüksek mertebeden cevap veriyor bir halde falan değilim yani. Ben de soruyorum yani hakikaten özgünlük. Özgünlük ne zaman özgündür? Hangisi özgün? Şimdi bunu anlayabilmek için birincisi bence oluşmuş olan, var olanı tanımak gerek, bilmek gerek. Siz bilmeden, bütün var olanı bilmeden yaptığınız için özgün olup olmadığını da bilemezsiniz. Yani önce bir kere şöyle bir şey var. Sanat, evet, gerçekte bir doğuşla ilgilidir. Bir yaratma süreci, bir takım hiç tarifi kolay olmayan hallere bağlıdır, şudur budur falan. Psikolojisine, kültürüne, coğrafi durumu içine doğduğu ortama falan. Ama her şeyden evvel biz neye yöneliyoruz? Bir kere mesela hangi işi yapmak, niye karar veriyoruz? Mesela resim, niye resim? Bence soruların başında resim yapan adamın niye resim demesi lazım? Ve bunu bir kere değil, günde en az 2-3 kere kendine sorması lazım. Şimdi saçma gibi gelecek değil mi? Ben kendime devamlı bunu soruyorum. Niye resim? Hala mı resim? Yine kani misin resme devam? Çünkü buna eğer kani değilsem bırakıp giderim. Yani hakikaten bırakıp gittiğim zamanlar olduğu gibi. Ben resmi arkamı döndüm gittim. Ne zaman ki resmi bir anladım geri döndüm. O zaman yapacak bir şeyim olduğuna inandım. Ne zaman ki resmi cevaplayamadığım hale geldim. Orada yine bıraktım gittim. Ama gidecek başka yerim vardı benim. Ben tiyatroya kaçıyordum. İki sanatı birden götürebilme şansım vardı. Ve o iki sanat arasında birbirine olan geçişlerle birini ve öbürünü anlama şansım oldu. İkisi de birbirini bana anlattı. Ve bir birlikte bir şey oluşturabildim ben. O bilgilerden. Ve oradaki disiplinlerden yararlanarak. Şimdi özgünlüğün şeysi, tarifi şudur. Özgünlük bir kere kendi düşüncesinin ürünü olması. Kendi kültürel dağarcığının ve içinden geldiği kültürün verilerinin ve içine girdiği sanatın tanımlamalarının ve örneklerinin bilincinde olduktan sonraki kendi yerini, haddini tayin etmektir. Yani benim en zorlandığım hayatta gençliğimdeki
en zorlandığım kısımlar bunlar oldu. Çünkü şöyle bir şey, resim yapıyorsunuz, beğeniliyor da size de bir şey. Fakat siz biliyorsunuz ki kendi kendinize daha anlatamıyorsunuz resmini. Yani ben bunu kendi kendime sorguladığım zaman ben kendime yaptığım işin ne olduğunu anlatamıyordum. Bu çok korkunç bir şey. Anlayabiliyor muyum? Ama bunu anlayabilmek için dışarı çıkıp kendine bakabilecek bir gücünüzün olması lazım. Yani kendinizi her seferde yeniden ayıklayacaksınız. Oturup onu örtmeye değil, onu ayakta tutmaya değil. Aslında onun birinci derecedeki hasmı haline geleceksiniz. Kendi gücünüzün hasmı haline gelebileceksiniz. Bu söylediğim şeyler şaka falan değil. Anlatabiliyor muyum? Bu dalga geçilen bir şey değil. Bu çok ciddi bir şey. Yani size bir boksör ben nasıl çalışıyorum diye anlatıyor gibi anlatıyorum. Anlatabiliyor muyum? Kendini döven bir boksör, ben kendimi döverim diyorsa bu bir metottur, bir stildir bu. Anlatabiliyor muyum? Bu bir şeydir ya, her kendini dövüyor yani. Evet, bir sanatçı kendini dövendir. Yani ben kendimi dövdüm. Yani bu dövmede birçok gereksinim vardı. Bunlardan bir tanesi bir kere direnci oluşturabilmek, bir kere kendini kandırmamak, kendini güzelleştirmemek, kendini sürekli rahattan alakoymak. Bu çok mühim bir şey. Yani şimdi bir boksör karşılaştırmasını yaptığım zaman gerçekte hemen hemen en yakın benzer şey odur. Çok ciddi bir şey ister. İkisindeki bir şampiyonluğa oynuyorsanız. Yani her boksör hangi siklette olursa olsun birinci derecede mahalledeki kulüpte bile olsa o kendince eğer şampiyonluk amacı taşımıyorsa yapmaz. Yapmamalıdır. Anlatabiliyor muyum? Yapmamalıdır. Çünkü şampiyonluk amacı ancak sizi bütün güçlere direnmeye yardımcı olur. Ve önünüzdeki şey çok uzun bir yolu, çok meşakkatli bir yolu. Bir kere kendi antrenörü olmak son derece zor bir şeydir. Kendi patronu olmak son derece zordur. Çünkü ne olursa olsun sizi uykunuzdan uyandıran o oluyor. Sizi gecenin bir saatinde uykunuzdan zıp diye uyandıran o patron. Ve çizdiğiniz her çizgi, yaptığınız her resim size bütün uykuları kaçırır, bütün huzuru, ertesi sabah tekrar onun karşısına geçmek. Yani attan düştüğünüz zaman hemen ata binmeniz lazımdır. Binicilerin şeyi budur. Yani at bindiğim zaman ne halde düşersem düşeyim tekrar üstüne. Ya tabii her tarafım kırık değilse. Öyle zamanda bile ata bindiğim oldu. Şimdi insan ben mücadeleden bahsediyorum. Yani bu bir romantik falan bir şey değil. Bu bir sporcunun çektiği sıkıntılar gibidir bunlar. Bir virtüözün, bir piyano virtüözünün, bir keman virtüözünün, herhangi bir enstrümanın virtüözünün çektiği sıkıntı ve bunun sonrasındaki çıkıp bir performans yaptığı zaman, sahneye çıktığı zaman veya bir plak doldurduğu zaman ki süreçteki gerginliği ve sorumluluğu. Şimdi bunun için nasıl bir disiplin lazım? Ressamlara bakacak olursak ben virtüözlerin yanında ya biz kendimizi çok çok şanslı addetmemiz lazım. Çünkü her zaman bizim tahsiye etme, üstünü değiştirmeye
ve silme gibi şeylerimiz var. Sonuçta 6 ayda da bir resim çıkarabiliriz. Kalke ederiz, oradan projete ederiz, çizeriz. Yani saklanma şeysi yani çok kolay. Ama bir virtüöz için böyle bir şey söz konusu değil. Ve bunların bir de repertuar dedikleri, yani repertuarı, ezberilerini aldıklarını, bütün çalış inceliklerini, stillerini ve orkestrasyonla, orkestrayla beraber çalmalarındaki filan hallerde, triyoyla çalmaları hallerinde falan ortaya çıkan yeni sorunlar. Şimdi son derece giripçeler, bizim öyle bir yükümlülüğümüz falan yok. Neyse, yani onun için özgünlük meselesinin bir başka yanı, hiçbir başka şeye benzemiyor olmasıdır özgünlük. Bunun içinse bunun için de bir kere geniş bir kültürel hazne gerekliliği ve idrak. Tiyatrodan bahsetmişken tiyatro ile ilgili bir sorumuz vardı hocam, ona geçiş yapmak istiyorum. Almış olduğunuz tiyatro eğitiminiz sonraki süreçte yaptığınız eserlerinizi etkiledi mi? Tiyatro eğitiminiz resim sanatınıza ne gibi katkılar sağladı? Bu çok önemli bir soru. Şöyle ki, bir sanatı yalnız başına anlamak veya onun öğrenimini almak son derece kısır ve yanlış bir yaklaşımdır. Bir büyük bir fakirliktir, büyük bir zafiyettir. Zira birincisi, sanatlar arası müşterek düşünce hazneleri ve birbirleri arasındaki geçirgenlik, bunun oluşum süreçlerinde ne şekilde birbirinin besleyicisi oluşu. Ben eğer bünyemde, sanatsal dürtülerimin içinde resim yeteneğimin yanı sıra tiyatroya duyduğum sevgi ve yeteneğimin peşine gitmeseydim, sadece resimle zannederim ki hakikaten yaptığım işi yeteri kadar anlamayacaktım. Yani içinde olduğum ortamı ve resmi anlamada daha zorlanacaktım. Ve şöyle bir şey oldu. Ben akademiye girdiğim zaman kendimce bir resim düşüncem vardı. Resim sevgim vardı. Ve bir de görgüm de vardı. Yani resim, iyi resim görmüştüm. Ama bunların hepsi benim resim bildiğim anlamına gelmiyordu tabii ki. Ama genç bir adam kendini her zaman bir şey biliyor zanneder. Ben de öyle bir bilgiyle akademiye girdim. Yeteneğimle de işte çok üst bir dereceyle de sınav kazandım, girdim falan. Birinci yıl sonrasında akademideki eğitim, yani ilk senenin, biz o zaman ilk sene hazırlık heykelden çizim, desen çizimleriyle geçerdi. Onun adı da galeriydi. Galeri döneminde 15 gün bir heykeli, bir klasik Yunan büstünü veya torsunu çizme. 15 gün 70-100 bir kağıda, kartona bir desen çiziyorsunuz 15 gün. Bu öldürücü bir şey. Yani bir çocuğun, bir genç adamın
dolu dizgin aslında enerjisi ve sevgisi alırken bunun öldürülmesi. Ben bunu sonrasında ve daha sonra akademinin ikinci senesine atölyeye geçtiğimde ortada gördüğüm resmin benim resim duygumla veya o anki resim zevkimle hiçbir şekilde bağdaşmadı. Ne biliyordum, bir şey bilmiyordum. Ama bir şey biliyordum ki bunlar yaşamayan, yaşamla ilgisi olmayan ve gerçekte sorun olarak veya tat olarak, renk olarak birbirine benzeyen, durağan ve vakti geçmiş şeyler. Bunu bilmiyorsun. Allah'tan o sıralarda ben sürekli akademi dışında ve akademi içinde, akademi tiyatrosu da vardı. Akademinin önemli bir, o zaman genç tiyatroların Türkiye'de amatör tiyatroların altın dönemiydi Türkiye'de. 1958'ler, 60'lar, 65'ler, 70'lere kadar. Daha sonra bütün tanıdığım, birlikte profesyonel olduğum arkadaşlarım benim ta o yıllardaki gençlik tiyatrolarından arkadaşlarım. Yani sizin dizilerden tanıdığınız Tuncer Kurtis rahmetli ve bizim gençlik tiyatrosundan arkadaşım. O yıllarda oynanan oyunları şimdi, yani bugün o kalitede bir öğrenci tiyatrosu olarak değil, bugün bir profesyonel tiyatroda o kalitede bir tiyatro yapıtı göremezsiniz. Ve oradan yetişen, yani şöyle bir baktığım zaman sabah bir not alayım dedim hangi tiyatrolar vardı aklımda kalsın diye. Yani mesela Akademi Tiyatrosu. Akademi Tiyatrosu bir Arlezyan oynadığı zaman, şehirli kız, ben de orada oynadım. Gerçekte bir profesyonel tiyatro, kostüm, dekor, ışık ve oyunculuk. Ve Arlezyan, yani bu çok önemli bir oyun. Yine aynı yıllarda biz akademide, bugün maalesef, bugün ölüm haberini aldım. Allah rahmet eylesin. Çok yakın dostum Erol Keskin. Oyuncu ve yönetmen. Erol Keskin bugün 89 yaşında vefat etti. Kendisi benim akademide yönetmenliğimi yapmış olan, yani akademideki birçok oyunu koyan ve şehir tiyatrolarının önemli bir yönetmen ve aktör olarak ve gerçekte Türk tiyatrosuna bilimsel yaklaşımla kuramlar ve etik üzerinde son derece titizlenen bir oyuncu etiği üzerinde son derece titizlenen bir bünyeydi. Onların disiplininden bana çok şeyler geçti. Benim hocalarım onlardı. Ve yine hatırladığım en önemli, ilk başladığım senelerde Haldun Dorme'nin Cep Tiyatrosu'ndaki kursları. Cep Tiyatrosu, Haldun Dorme'nin, Fikret Hakan, Metin Serezli ekibinin ilk oyun koydukları ve kendi emekleriyle, kendi paralarıyla oluşturdukları, biraz Haldun'un parasıyla oluşturulan ve yardımlarla oluşturulan bir küçük tiyatroydu. Bir küçük parmak kapıda, 5. katta iki büyük odadan oluşan, yani 50 kişilik sandalyesi olan falan bir tiyatro. O tiyatroda Haldun Dorman genç, küçük sahne de oyun korken ve orada işte Tatlı, İrma,
Gürri Sururi, Ayfer Feray, Altan Özbulak, bütün o Füsun Şahinler var. Bütün o takım bir arada bir aile gibiydi. O zaman sanatçılar, şairler, ressamlar, tiyatrocular zaten kendi bünyeleri içinde, kendi oluşturdukları atmosferin dışındaki yaşam ortamının ne bileyim belki imkansızlığından dolayı birbirlerine çok yakındılar. Biz beraber akşamları beraber toplanırdık. Belli lokaller, Baylan mesela çok önemli bir kültürel merkezdi. Atilla İlhan'ın çevresinde, Atilla İlhan'la başlayan. Çünkü Atilla İlhan Paris'ten dönüşünde kafe kültürünü devam ettirme ve de kendinin gittiği yere bir süre sonra başka sanatçılarla. Şimdi buraları okuldu ve bu aktör stüdyo metoduna geleceğim. Buradaki Haldun Dorme'nin verdiği kurslar aslında Amerika'daki Lee Strasberg. Çünkü Haldun Yale mezunudur. Ondan sonra o süreçlerde Alp Yalman Yalman soyadlı bir arkadaşımız yani Mehmet Emin Yalman'ın Vatan Gazetesi'nin sahibinin oğlu. O da Yale'den tiyatroda. Şimdi burada Yale Tiyatro Okulu aktör stüdyo metotlarının uygulandığı, araştırmalarının yapıldığı çok önemli bir tiyatro okuluydu. Lee Strasberg metoduyla. Lee Strasberg Rusya'da Stanislavski metodunun bir devamcısı, kuramcı olarak çok önemli bir sahneye koyucu ve metot oluşturucuydu. Şimdi metot oyunculuğu benim için kendi eğitimimde yani sanat eğitiminde başvurduğum ve tercümesini yaptığım yani resim eğitimi ve desen eğitiminde aktör stüdyo metotlarındaki hareket noktalarını üzerinde yeni araştırma, yeni buluşlar ki eğer bir sistem, yeni bir yaklaşım vaz ediyorsanız bunun nedenlerinin olması gerek. Birincisi bir akademik eğitimde ne tür aksaklıklar gördümse bunun giderilmesi kendi akademi hocalığımda da bu metodun kullanılması sayesinde öğrencilerimi farklı bir alana taşıyabildim. Ama bunun bütün süreçlerde, hayatımın daha ötesindeki süreçlerde ve bugüne kadarki olan eğitim. Çünkü bugün halen aktif eğitimdeyim bu proje sayesinde, bu projeyle beraber. Yani hiçbir zaman eğitimle ilgili meselem bitmedi. Şimdi bununla neye bağlı? Bu sadece gereksinimlere bağlı. Burada aslında öğretirken öğrendiğim gerçeği bir yana öğretme sürecinde ihtiyaçları anlama. Yani bir kere çok ciddi olarak kendi yaşamınızda hangi güçlüklerle karşılaştınız? Hangi soruların cevabını alamadınız? Sanatçı olarak hangi sorular oluştu da utanarak ya ben kime sorayım bunu şimdi ben profesyonel bir adamım. Bana böyle haller olmuştur mesela. Bir çok isimli falan biri de gelmiştir ve dürüstlükle demiştir ki ya ben şöyle bir şey sen nasıl yapıyorsun? Yani ben şunu soran oldu yani. Bu çok
temiz ve çok doğru bir şey. Bunu sorabilmesi, bunu sorması, bundan daha güzel, daha temiz bir insan düşünemiyorum. Allah rahmet eylesin. Dedi ki, ya dedi, önce fonu mu yapıyorsun dedi, figürü mü yapıyorsun dedi. Hangisini önce? Şimdi, çok çok önemli bir soru olabilir. Şimdi o zaman ona nasıl meseleyi anlatacaksınız? Hani bu tür önceliklerin niye gereksiz olduğunu, aslan resmin bütününü nasıl düşünmeniz gerektiğini, fonla üstüne konan diye vasıflandırılan nesne, figür vesairenin ayrı olmadıklarını, bunların bir yüzeyde birbiriyle, her puanı tuşun birbiriyle ilişkisi vesaire. Şimdi, ama bu soru, mesela böyle sorular sorulabilir size. Kendinize sorabilirsiniz. Bütün süreç içinde mücadele yapıyoruz. Yani her şey böyle, ha efendim ben sonunda, hani şöyle gibi oluyor. Efendim yani araba kullandığını zanneden gençler var. Ya eniştesinin arabasını alıyor falan. Şimdi araba kullanıyor ya, araba kullandığını gittiğini görüyor. Oraya çeviriyor gidiyor, buraya çeviriyor gidiyor, hızını arttırıyor, gidiyor. Fakat hızını arttırdığı zaman, kontrol gittiği zaman maalesef hayatına mal oluyor. Şimdi biz acaba hızı nasıl arttırırız, kafamızı kırmadan nasıl hız yaparız, yani ne şekilde kullanmalıyız, sorunlarımız ne? Ne kadarına biz hakimiz vesaire. Akademiden bahsetmişken biraz da akademiyle ilgili sorular sormak istiyorum hocam. Sizin döneminizdeki akademilerle bu zamanki güzel sanatlar fakültelerini karşılaştığımızda neler söylemek istersiniz? Vallahi hiçbir şey bilmiyorum bugünküler hakkında. Bugünküler %100 çok iyidir yani. Şöyle yalnız şu kadarını söyleyeyim. Bizim akademi yıllarımız Türkiye'de iki okul vardı. Daha sonra bu üç oldu. Önce tabii ki Devlet Güzel Sanatlar Akademisi vardı. Yani İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi. İstanbul'dan da önce Güzel Sanatlar Akademisi vardı. Türkiye'de bir tane. Buradan yetişen öğrenciler, daha sonra mezunlar, Ankara'da Gazi'deki resim öğretmeni yetiştiren Gazi Eğitim Enstitüsü'nde hocalık yaptı. O daha sonra Gazi resim bölümü oldu. Daha sonra tatbiki güzel sanatlar açıldı. Bunun amacı da başkaydı bildiğiniz gibi. Tatbiki güzel sanatların amacı sanat eseri nin aplikasyonu, yani bir duvar resmi yapmak, bir vitray yapmak, işte bir kabartma yapmak, şu veya bu veya ondan sonra bu seramikti vesaire. Bunlar daha ziyade artizanal ama artistik bilgisi olan, yani bu bir anlamda sanatçıların, sanatçı realizatörlerinin yetiştirildi. Ama daha sonra madem ki biz resim yapıyoruz falan, yani resme yakınız. Ondan sonra o amacından farklılaştı. Orası resim öğreten bir yer halini aldı. Ondan sonra da bildiğiniz gibi bütün üniversitelerin Güzel Sanatlar Fakülteleri kurdu. Güzel Sanatlar Akademisi konumu itibariyle ve başlangıç tarihsel süreç içinde Osman Hamdi Bey'in tamamen bir Fransız, yani güzel Paris Güzel Sanatlar Üniversitesi, yani Beaux-Arts de Paris, École Supérieure, Normale Supérieure de Beaux-Arts de Paris'nin sistemidir. Yani Paris Güzel Sanat Akademisi sistemi olarak alınmıştır. Ve daha sonra buraya davet edilen hoca da bu sistemi adeta şey olarak, yani
dinlenmeyi bile Fransızca olarak repo derdik, konkur derdik vesaire vesaire. Yani à la française, Fransız usulü bir şey, eğitim. Burada tabii böyle bir mecburiyet hemen hemen dünyada, o süreçlerde, her yerde Paris esaslı bir eğitim, Paris esaslı bir resim düşüncesi veya pratiğini takip etmek gereğine inanılıyordu. Bu süreç ve Türk resminin yetişmiş önemli ressamları bu okulun kadrosuydu. Şimdi bugün Türkiye'de aynı okul içinde o seviyede hoca grubunu oluşturma mümkün. Çünkü bugün çok ressamımız var. Yani her okulda ismi isimli çok sanatçı var. Fakat o günün akademisinde bugün Türk resminin çok büyük isimleri, büyük ustaları. Bunu yani şu isimleri bir kere daha gözden geçirirsek, Zeki Faik İzer, Sabri Berkel, Bedrahmi Eyüboğlu, Cemal Tollu, Ali Çelebi, şimdi Cevat Dereli, bunlar yani daha eskilerde Çallı, İbrahim. Şimdi bu çok, tabii ki çok üst bir seviye. Yani Nazmi Ziya'lardan tutun da Hikmet Onat'lar vesaire. Şimdi burada benim şansım bu hocalarla öğrenim gördüm. Şimdi burada kuşak çatışmalarımız olmadı değil. Fakat şöyle bir şey vardı. Bir kere resmin ne olduğunu anlattılar bize. Bu çok mühim bir şey. Yani ne olmadığını veya neye resim denir doğru anlattılar. Bunun derecesini, yani buradaki dil meselesinin önemini çok iyi anladılar. Fakat eksik olan kısımsa Türk resminin hem geçmişinde hem de daha sonraki belli süreçlerinde büyük eksiği oldu. Bu da düşünsel yanını resmin aktarmadaki eksik. Bunun nedenlerini şöyle düşünebiliriz ki ortam son derece kontrollü bir ortamdı. Güzel Sanatlar Akademisi sanatçı yetiştiren bir yer olarak o gün de bugün de hatta tartışılan birçok tandansı, düşünce, fikir meselelerinin politik sonuçları, politik kaynakları, politik tandanslara dönüşebilirliğinin endişesi ve sürekli bir ciddi kontrol altındaydı. Yani gayet büyük, geniş bir kafes gibiydik. Çok özgürdük akademi içinde. Ama hiçbir zaman fikri olarak belli alanlara yaklaşma mümkün değildi. Yani şöyle bir şey oluyordu. Biçimsel olarak resmi anlıyorsunuz. Resmi biçimsel olarak anladığınız zaman veya anladığınız diyemeyeceğim öyle. Biçimsel olarak yaklaştığınız zaman resmi anlamış olmuyorsunuz. Resmi yapıyorsunuz, resim yapıyorsunuz.
resme benzer bir şey yapıyorsunuz. Bunu iyi de yapıyorsunuz. Yeteneğimiz var, heyecanınız var vesaire. Genetik yatkınlıklarınız, kolaylıklarınız var. Koskoca bir arkanızda kültür var. Koskoca bir imparatorluğun kültürü var. Yani dünyaya halı şey yapmışsınız. Öyle bir şey ki yani Holbein resmini yaptığı zaman oraya bir Türk halısı koymazsa o resmin yarısı boş kalıyor. Oraya koyduğunuz zaman halıyı resim oluyor. Şimdi resmi resim yapan bir şey yapabilen bir millet. Anladın mı? Yani millet demeyeyim. Bir kültür. Milletler var çünkü orada. Anladın mı? Şimdi bu böyleyken bu sefer bir taraftan da yurt dışına çıkarılan işte sergiler, açılan sergilerde Türk resmi sergisi falan geri dönüşte bir müthiş hüsran. Yani milli takım 6 gol yemiş dönmüş gibi böyle. Ne? Efendim çıkan işte Fransa'ya gitmiş sergi çıkan ve oraya gelen önemli eleştirmen veya düşünür filan bizim sergi komiserine demiş ki yani bunlar Türk resmi değil canım ya bunlar işte yani Fransız resmini takip. Evet öyleydi maalesef. Ama dünyada da öyleydi yani biraz. Dünyada da öyleydi. Şimdi benim gençliğimde bu bizde tabii genç akademi öğrencisi bu tartışmaları takip ediyoruz. Yani Türk resmi nasıl olmalıdır? Çünkü Türk resmi nasıl olmalıdır derken bir sürü insan da arıyor Türk resmi. Yani bir sürü insan dediğim zaten belki kabadayı 25 ressam var. Onlar da resim yapıyor. Şimdi biri diyor ki Türk resmi ananeden gelmiyor. Ananemiz yok o yüzden olmuyor. Peki ananemiz nasıl olacak? O zaman hat sanatından. Oturuyorlar bu sefer hat sanatının renkli şey yani ona benzetiyoruz ya. Heykeltıraşlar mezar taşından hareket etmenin doğru olabileceğine kanaat getiriyorlar. Ben. Şimdi bir tanesi diyor ki kilim motifleri diyor. Ya Bedrahmi çok araştırma yapan bir ressamdı. Gerçekte hakikaten ressamca müthiş maceralara giren de araştıran öğrencisini oraya sevk eden akademi içinde en ressam tetikleyen ve ressam kıvılcımı atan ve zorlayan ve bulunduğu yerden hareket etmesi için onları oradan oraya taşıyan mesela alır bütün sınıfı Karabaş Mahallesi'ne tophaneye götürür orada ben Esrarkeş kahvelerindeki herifleri çizdirir falan. Yani şimdi bu bile bir önemli bir şey. Yani hareket etme, dışarı çıkma, temas etme yaşamla. Şiirinde bir o Karadenizliliğin müthiş enerjisi ve kültürü zenginliğiyle denizden ve zaten abisinden doğru aileden gelen iki kardeş yani rahmetli Mualla Aneger ve Sabahattin Eyüboğlu bunlar bir kültür ailesi ve Türk resmine ve şiirine müthiş bir nefes vermiş bir kişi. Şimdi ben başka bir atölyedeyim, Cemal Tolu'dayım ama Bedirhan benim için daima beni olduğum yerden ayağa fırlatan bir laf eder uzaktan. Ben de alıp onu kafamda taşırım ve onunla mücadele ederim. Mesela öğrencilerine hoca dedi ki defteri tuttururdu. Hoca da herkes önünde bir defter. Hoca ne dedi bugün şunu dedi onu yazacak. Yani o yanında taşır. Benim defter sevgilerimden bir tanesinin de belki bir kısmı odur. Defter çok mühim. Defter kaydedeceksiniz. Ve oraya işte şöyle bir şey mesela. Aynı koyuluktaki renkler renk tadı verir. Bu bir şey gibi yani. Bu bir yani bir hadis-i şerif gibi yani neredeyse. Bunu bir şey yapacağız. Öğrencilerden biri Paris'e gidiyor. Bakıyor Louvre'da dolaşıyor falan. Hocaya diyor ki hocam
Pek de öyle değil diyor. Hoca çok şey etti, kızdı. Onlar, ben bunu tabii dışarıdan takip ediyorum. Hoca çok kızdı. Benim böyle öğrencim yok, bu bilmem filan. Mesela oturtur bütün duvarları kalke ettirir. Kağıtları yapıştırdı. Bakarsınız ki Bedirhami öğrencileri akademinin rıhtımındaki duvarlara kağıtları koymuşlar. Kömürle şey yapıp oradan doku araştırmaları yapıyor. Şimdi bu enerjide falan kişi... Şimdi bir Zeki Faik İzer hakikaten bir Batı resminin meselelerini anlayan biri olmakla beraber aynı şekilde de bunların temel düşünce dayanaklarından hiç bahsetmeyen. Şimdi bir Sezan'la Sezan'ın idolleştirilmesi vardı. Ben görmüyorum yani. Bir tek Sezan'a bak derler. Sezan. Şimdi bizi alırsın gidersin kütüphaneye, Sezan'a bakarsın. Sezan da sana bakar. Yani tekrar gelirsin yani Sezan'a. Bak da nasıl bakayım ben Sezan'a? Şimdi şunu anlatmadığım zaman Sezan'ın önü ardı ve Sezan'ın düşüncesinin öncesindeki düşünceleri. Yani siz doğru dürüst bir sanat tarihi ki yetmez, yetmez. Eğer siz politik tarih bilmiyorsanız, sanat tarihiyle politik tarihi üst üste basamıyorsanız, yani bunlar farklı renkler olarak matbaada renk basma gibi, bunlara da ayrı kalkeydi, yani bunlar netleşecek şekilde üst üste gelmiyorsa yine yanlışa düşebilirsiniz. Dekale olmayacak, kaymayacak, renk kayması olmayacak. Çünkü ancak sosyopolitik tarih kültürel tarihi oluşturur. Sanat tarihi dediğiniz bir laf olsun diye bir bilgiler sıralaması halinde külfet olarak sırtımızdaysa hiçbir şekilde işe yaramaz. Sadece işte böyle bir şeydir. Bunu daha ilerideki zamanda, süreçlerde kişi gereksinimini anlar. Anlıyorsa o da. Yani. Bilmiyorum. Bunlar bir şey söylüyor mu? Teşekkür ederiz hocam. Desen eğitimi alanında doğadan desen, fotoğraftan desen ve imgesel desen konuları ya da yöntemleriyle ilgili tespitleriniz ya da tavsiyeleriniz var mıdır? Şimdi desen eğitimi başlı başına bir önemli mesele. Bu ressamların çok büyük sorunu haline almıştır. Yani Matisse için bile boyasıyla deseni arasındaki bir birleşme noktası da kendini zorlayan süreçler olmuştur. Türkiye bizdeki desen eğitimlerinin de yine akademik eğitimlerde de yine büyük sorun olarak desen ayrı düşünülür, boya ayrı düşünülür, renk. Şimdi siz de nasıl yapıyorsunuz siz? Birinci senede ne yapıyorsunuz? İkinci senede ne yapıyorsunuz? Üçüncü senede ne yapıyorsunuz? Bana kısa söyler misiniz? Resim eğitimi adına mı hocam? Resim eğitiminde nasıl başlıyorsunuz? Birinci sınıfta temel sanat eğitimiyle başlıyoruz. Evet. Bunun yanında desen dersimizde de başlıyor tabii ki birinci dönemin başında. Evet. Desen eğitimi zaten 8 dönem var resim bölümünde. Diğer bölümlerimizde de o şekilde. 8 dönem demek? Yani 4 sene eğitim alıyor. 4 senenin tamamında desen dersi alıyor öğrencimiz. Desen ayrı olarak alıyor. Evet. Yani bu arada boya yapıyor. Atölye derslerinde desen ağırlık da götürebiliyorlar hocalarımız. Yağlı boyayla desen de çalıştırabiliyorlar.
Ama desen dersi ayrı bir şekilde devam ediyor. Hocam ben araya girebilir miyim burada? Şimdi şöyle, özellikle 1 ve 2. sınıfta zorunlu olarak desen eğitimimiz var. Paralelinde resim atölyesi de var. Ama desen klasik anlamda ilk başta tabii ki natürmort ve yani şeyden mekandan başlıyoruz. Sonra modele geçiyoruz. Bizim gibi üniversitelerde tabii Mimar Sinan'daki gibi modelimiz yok. Yani var modelimiz, Trakya'nın var. Ama modelde her yıl böyle sorunlar da yaşayabiliyoruz. Hele son dönemde model sorunu yaşıyoruz. Modelden de çizimler yaptırılıyor. Bu arada resim atölyesi derslerimiz de var. Onlar da desen ağırlıkta da gidebiliyor. Öğrencinin yönelimine göre yönlendiriyoruz. Yani desen ayrıca ders olarak var. Fakat daha önceden Ayşegül hocamızın dediği gibi 4 yıl boyunca her dönemde varken daha sonra biz bunları seçmeliye çevirdik. İlk 2 yılda zorunlu, 3 ve 4'te seçmeliye çevirdik. Güzel. De. Ama model sorunumuz var hocam. Yani ne yapıyoruz? Bizim bir güzel yanımız, Karaağaç'a geldiniz mi bilmiyorum, Trakya'ya. Öğrenciler doğaya da çıkıp yapabiliyorlar. İşte atölyede köşeler, yani atölyede belli yerler, natürmortlar oluşturuyoruz. Natürmort var, mekan var. Yani çocuklar yönelimine göre yönlendiriyoruz, öyle söyleyeyim. Evet. Teşekkür ederim. Şimdi desen eğitimi tabii ki klasik bir sistemi takip ediyor anladığım kadar. Yani Rönesans'tan beri gelen bir sistemi takip ediyor. Çok ayrı bir şey değil. Değil mi? Evet hocam, evet. Yani, şimdi sorunlar olarak benim öğrencilik dönemimde gördüğüm, öğrenciyi zorlayan şeylerden bir tanesiydi. Bizde birinci yıl dediğim gibi klasik heykellerden, torslardan filan çizimler yapılırdı. Bu biraz da dışarıdan işte gözlem sonrası. Bu yeterli. Ondan sonra ikinci seneye geçtiğimiz zaman yine bu sefer çıplak modelden desen yapılır. Oldu iki. Ondan sonra da üçüncü senede hadi bakalım boya derler. Şimdi oraya kadar gelmiş olan iki sene süresince öğrenci hiçbir zaman rengin meselelerine yaklaştırılmaz. Sizde de biraz uzun sürüyor. Değil mi? Renk. Öyle mi? Birinci sınıfta da resim atölyemiz var hocam. 1, 2, 3'te var ama desen de paralel gidiyor. Pekala. Mimar Sinan'da bir sorunla karşılaşıldığını görüyor musunuz? Mesela öğrenci bu desenin içine boyayı koymaya uğraşır. Var evet. Var hocam. Şu anda örneğin Ruken Hoca burada mı bilmiyorum. Ruken Hocamız renkli desenlerde çalıştırıyor. Yani deseni renkli desenlerde çalışması başka. Ama böyle bir sorun var. Var. Haklısınız hocam. Ya, bu çok ciddi bir şey. Şimdi bu zaman şöyle oluyor. Yani bir benzetme çok hoş olmayabilir ama bir çocuk kitabında desen var, karşısında renkli var. Onu nasıl buraya doğru içini doldurma gibi bir şey oluyor. Şimdi burada desene bağlı bir renk söz konusu. Bunun ben giderilmesinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Şöyle ki desen kendi atölyelerimde, akademide de bunu yapmaya uğraştım. Bir kısım başardım, bir kısım olamadı. O da şu, çizme düşüncesini renkle oluşturma. Önce bir kere tamamen renkle başlatmak. Ve de improvize renk yaptırmak.
Yani burada jeste dayanan fizik açılımını sağlamak. Yani sesin serbestçe çıkabilmesini. Yani eğer buna şan dersi veriyorsak haykırtarak başlayabiliriz diyorum ben. Bu hareket deseni hiçbir zaman figür ağırlıklı veya bir nesne ağırlıklı çizmeyle başlatmak zorunluluğunu düşmesek. O zaman şöyle bir şey oluyor. Renk kurgusu, yani bir kere desen bir konstrüksiyondur, bir yapı meselesidir. Bir yapı kurgusudur. Öyle mi? Katılıyor musunuz buna? Yani efendim? Evet hocam, tabii ki katılıyoruz. Tamam. Şimdi bu yapıyı anlamak için evvela bir gözlem söz konusu. Değil mi? Oturuyoruz, modele bakıyoruz. Yine buraya naklettiğimiz zaman bir seçme yapıyoruz. Birinci amacımız doğru nakletmeyi sağlamak. Öyle değil mi? Yani doğru görme, doğru algılama ve doğru nakletme. Sonra bunun değerlerini koyma. Hangi alanda? Bir boş yüzeyde. Şimdi bu yüzey bizim birinci derecedeki problemimiz. Figür üzerinde, model üzerinde gördüğümüzle kağıt yüzeydeki veya tuval yüzeydeki mesele farklılaşıyor. Biz acaba bunun amaçlarını buraya geçirmedeki amaçlarımızı ila nihaya aynı amaçla mı götüreceğiz? Birinci amacımız, birinci yaklaşımımız, birinci senedeki, beşinci senedeki, 25. senedeki meselemiz aynı olabilir mi? Olamaz. Ama biz bunu bir eğitimin bir temel meselesi olarak, bir vazgeçilmesi olarak alırsak, bundan ne şekilde bunun tersinde bir hali oluşturabilme şansı var? Biraz karıştı mı? Dedim zaten pek. Karıştı hocam. Memnun kalmayacaksınız. Şimdi ben rengi başa alıyorum. Rengi tavsiyem öyle. Ve o kurguda, o boşluktaki davranma halinde tümüyle jestüel, yani harekete dayalı. Bırakın saçmalasın. Bir kere saçmalamasına müsaade etmek gerekiyor öğrencinin. Öğrenci saçmalasın. Sonra ayıklama, bunların zaman içinde her koyduğunun nasıl bir halin sonrasında ortaya çıktığını ona göster. Fakat bu söylediğim şey epey bir süreç istiyor. Sizin mecbur olduğunuz eğitim öğretim planında ve realizasyonda onu gerçekleştirmedeki zamanınız benimki gibi değil. Daha dar, daha kısıtlı vesaire. Bu yüzden bunu yan tavsiyeler olarak söyleyebilirim ben. Evet. Anlatabiliyor muyum? Evet. Şimdi abstraksiyondan biçime dönmek. Soyutlamadan biçime dönmek. Biçimden soyutlamaya dönmek değil. Evet. Burada bir ciddi bir fark var. Tam tersi hocam. Bu geliş, yani soyutlamadan biçime geldikten sonra tekrar soyutlamaya dönebilmesi, ancak bu iki yolu yapmış bir adam olarak soyutlamaya döndüğü zaman, kişi olarak, o soyutlama çok daha birincisinden farklı olacaktır.
Haklısınız. Eğer o soyutlamanın içinde yine biçime bağlılık kendince kabul edilir, kendince gereksinim duyulur haldeyse, oradaki biçim birinci haldeki biçimden çok farklı olacaktır. Biçim anlayışından. Bu böyleyken mesele sadece bir bakma, görme, nakletme meselesi değil. Mesele dil meselesi. Mesela desende çizginin dili, sesi. Yani bunu bir müzikal enstrüman çalmada ki önemsemeler sıralaması gibi. Önce bir kere doğru ses çıkarmaya mecbur edilir. Yani tavsiye edilen odur. Keman çalıyorsa doğru bir arşe çekiştir. Bunun tutuşuyla da ilgilidir. Nefesiyle de ilgilidir. Ve sesin temizliği. Yani düz bir not çıkarabilir. Şimdi doğru çizmede mecbur olduğumuz haller var. Temiz bir dil. Efendim işte onu silersin kenara, gölgelerken şöyle falan. Şimdi ama bunu çok iyi yaptığınız zaman çok iyi keman çalıyor değilsiniz. Değil mi? Çok iyi temiz ses çıkar. Yetmiyor. Efendim çok iyi bir hafızanız var. Ezberinize aldınız. Çok iyi bir hafızanız var. Görsel hafızanız var. Çok iyi naklediyorsunuz. Anladın mı? Yani hiç şeysiz, eksiksiz heykeli canlandırdı. Ya vallahi çocuk çok başarılı. Şimdi bu başarının bir kısmı evet çok mühim. Ama bu 100 metrede bu 5 santim. Anlatabiliyor muyum? Yani 5 santim. Bundan sonraki meselenin gereksinimleri ne demek oluyor? Çok iyi çizme haline varma bir amaçtır. Ama belli metotlarla sonuçlar hemen hemen herkeste birbirine benzer. Yani en üstüne bir bakıyorsunuz, bunun başarmış olanlar hepsi yan yana duruyor. Burada bir karakter söz konusu değil. Şimdi bizim eğitimimiz, sanatsal eğitimin üniversiteler, mesela size gelen liselerden gelen öğrencilerin seviyelerini benim elimden geçen defterlere göre bu çocukların, yani ödül alanlar ki çok epey bir miktar var. Bunlar hep size de ulaştı herhalde, gördünüz değil mi? Evet, gelenler var hocam, evet. Ve müthişler var aralarında değil mi efendim? Evet. Şimdi mesela ben şunu söyleyeyim. Bunun üstüne ne konur? Bu gelen çocuğun üstüne, bu seviyede gelen çocuğun üstüne eğitimde ne konulabilir? Çok zor. Evet. Çok zor. Çok zor. Çok zor. Bu mesela benim ciddi bir sorunum. Yani bunun üzerinde çok düşünüyorum. Ne yapılabilir? Bunları yanında bir de başka okullardan başka şeylerle kurslarla gelenler de var. O da zorluk. O da başka bir zorluk. Şimdi seviyeler arasında da farklar var. Bu çocuklar birinci senede birçok meseleyi çözmüş olarak hazırlıklı ve eğitimli olarak geliyor. Bunun üzerine konacak, üniversitelerde konacak olan eğitimin onları öteye götürebiliyor olması lazım. Siz de haklı olarak bir sadece sınav seviyesindeki başarı üzerinden alınanları ileri taşıma göreviniz ve uğraşınız var. Gayet doğal. Ama
Bu öyle bir noktada demek ki bunlara daha farklı bir eğitimdeki amaç ne olmalıdır? Mesela ben çoğu zaman o çocuklarla konuştuğum zaman sonuçlar üzerinde şöyle bir ihtiyacı duyuyorum. Bu bilgileri ve bu vardıkları noktada kendilerinin karşılarına geçip kendilerini zora sokacak mesele ne olabilir? Kendilerini daha yükseltecek, daha öteye taşıyacak ve oradan da özgün dile varacak. Sizin bahsettiğiniz özgünlük meselesi vardı, değil mi hocam? Hani özgünlük nasıl olacak? Şimdi biz bu özgünlüğü bazılarında bulabiliriz ama genelde baktığımda beş aşağı beş yukarı başarılı olanlardaki bir dil birliğine yakınlık var. Şimdi onlara ancak düşünsel sorunlarla meselenin irdelenmesi. Yani burada yan disiplinleriniz sizin. Şimdi sanat felsefesinde, sanat tarihinde ve estetik dersiniz var değil mi? Var hocam. Evet var hocam. Felsefe ve estetiği koyduk yeni. Yani sanat felsefesi mi yoksa? Evet. Sanat felsefesi. Evet hocam. Çağdaş sanat var. 1960 sonrası sanat var. Çağdaş sanat ve yorumu. Bir de işte sanat felsefesi, estetik. Bunlar var zorunlu olarak. Evet. Yani şimdi sorunlardan bir tanesi bugün benim önem verdiğim veya önemli gördüğümle çağdaş veya güncel sanatta yaklaşımlar arasında epey farklılıklar olabilir. Şimdi bir yanıyla adeta bir perfeksiyon yani mükemmelleşmiş bir icra bir yanıyla bir dönem adeta küçümsendi. Ve bunun karşıtında bunu bozucu yani kişinin o mükemmeliyetle mücadelesi ve onu adeta bir havana koyup ezip toz etmesi tavsiye edildi. Ki bunu ben de bir noktada tavsiye ederim. Ama ondan sonraki bu tozla yeni bir form, yeni bir madde ele alınabilecek ve onunla onu kullanarak oluşturulacak hal için katkı malzemesi ne? Teşekkür ederiz hocam. Ben de diyorum. Şimdi yüksek lisans öğrencilerimizden birkaç tane size sorularını kendileri sormak istiyorlar. Tamam. Önce Melih'e söz vermek istiyorum. Melih orada mısın? Ben size bir şey soracağım. Buraya Buyur. Kadar konuşmamız ne dedi? Bir şey diyor mu? Çok şey söylüyor hocam. Peki, tamam. Şey söylüyor. Çok sağ olun. Melih'e söz veriyorum şu anda. Melih. Buradayım hocam. Öncelikle merhabalar hocam. Ben yüksek lisans yapıyorum şu an. Defter projesinde ödül aldım. Daha sonrasında İzmir'deki defter projesi sergisinde de yer aldım. Güzel. Bunun için size çok teşekkür ederim. Hani eğitim konusunda çok önemli ipuçları almıştım. Size sorum ben yöneltiyorum hocam. Sorum biraz kendi konumla alakalı, bir de sizin de çalıştığınız bir konu. Resimlerinizde insan ve hayvan bedeni olguları arasındaki çizginin incelmesi hakkında ne düşünüyorsunuz ve neye dayandırıyorsunuz? Bu olgunun kendi adınıza çıkış noktası ya da noktaları nelerdir?
Ben bunu çok merak etmiştim. Cevabınız için şimdiden çok teşekkür ederim. Sağ ol. Şimdi tabii daha erken bir dönemden itibaren benim oluşturma metodum doğayla ilişkili, yani doğadan çizim, modelden çizim meselesi akademideki belli mecburiyetleri cevaplamak için yaptığım şey. Bunlar biraz da eski tabirle kerhen, yani aman yapayım da olsun diye yaptığım işlerdi. Yapı olarak modelden çizmeyi doğru bulmam kendime. Sevmem. Ve reddettim. Ama yaptım. Ama şöyle bir nedenim var. Gözle çiziyorum ve sürekli gözlüyorum. Bu benim için çok gerek, yani bunu böyle kurgulamamın yeni biçim oluşturmasında beni serbest bırakması açısından. Çünkü bünyeler var, her bünye farklıdır. Ben modelin karşısında modele tabi olduğumu hissediyorum. Ben modele tabi olmak istemiyorum. Niye modele tabi olmak istemiyorum? Modelin önemini reddettiğim için değil, tersine. Ve bütün bu defter projesinde de bakın diyorum, değil mi? Aman görün, çizin. Yani tespit edin ve doğru nakledin. Şimdi eğer siz bünyenizi biliyorsanız, ben kolaylığı olan bir adamım. Yani ben bakarım, kafamı çeviririm, burada çizerim onu. Anlatabiliyor muyum? Ama ona baktığım, çizdiğim zaman sadece o beni, bana dikte ediyor. Şimdi bu tür bir düşünce doğaya karşı, doğayı hatta reddeden ve küçümseyen bir edebiyat akımı da var. Ve burada biraz aslında son derece snob, tepeden ve doğayı adeta bayağı bulan, adi bulan bir akım. Bu Oscar Wilde'ın da içinde olduğu Huysmans diye çok önemli bir Fransız yazarın da içinde olduğu bir akım. Şimdi ben yıllar sonra kendimi onlarla adeta bir noktada uyuşuyor buldum. Oraya bağlı olmak istemiyorum. Aklımda taşıyorum ve oluşturuyorum. Hayvan benim için daima bir yani insandan ayrı bir organizma değil zaten. İskeletine baktığınız zaman onun sadece belli fonksiyonlar adına belli coğrafyalarda, belli doğa koşulları içinde bir sistemde ki rolleri üzerinden bir biçimlenişi var o iskeletlerin. Ama bunların müşteriyi var. Bir göğüs kafesi herkeste var. Bacaklar herkeste var. Bir eklem, yani bir leğen kemiği var. Kollar. Bir maymunla yan yana korsan. Şimdi aslında yapıları çözmek size hayvan dünyası yeniden büyük bir form zenginliği veriyor. Yani bazen ben uzun süre insanı hayvana anlattım. Yani hayvanlar üzerinden anlattım. Bunun bir nedeni de vardı. Aslında insanlara söyletemeyeceğim şeyleri hayvanlara söyletebiliyordum. Bunun da bir başka dayanağı var, nedeni var. Baskı toplumlarında ki Türkiye daima baskı toplumu olarak yaşadı. Düşünce baskısı altında yaşadı. Her zaman belli şeyleri saklamak zorunda oldu. Şu veya bu, hangi akım olursa olsun.
Ama ifade etmeye kalktığı zaman insana ait bir şey söylerse olmuyor. Bu eski toplumlarda da var. Ya Esop'un hikayeleri, La Fontaine'in hayvan hikayeleri, meseller, Türk halk meselleri. Hani gidiyorsun köylüye, ya bir şey anlatıyorsun, bakıyor sana öyle. Öbür köylü ona diyor ki, bak bey diyor ki diyor, hani diyor, yani diyor o diyor, tavşan diyor gelmiş de diyor, bakıyormuş da öbürü de oradan tilki çıkmış, burnunu ısırmış diyor, anladın mı diyor hani. Şimdi bu aslında saklı bir anlatım. Aslında tilki tilki değil, tilki belki muhtar. Anlatabiliyor muyum filan? Yani adam bunu anlatamıyor. Eski bütün, şimdi bunu beraber tiyatro yaptığımız bir arkadaşım, çok önemli bir düşünür ve sahneye koyucu ve oyun yazarı Sermet Çağan, 1963'te Arena Tiyatrosu'nda beraber oynadık. Beraber o kostümleri yapıyordu. Ben kostümleri yapıyordum, o dekor yapıyordu, ben oyuncuydum, o dekor yapıyordu. Sonra eşi tiyatro kuramcısı ve tiyatro eleştirmeni Seçkin Selvi, o zaman beraberler, evliler. Onun yazdığı tek oyun, çok önemli bir oyundur Türk tiyatrosunda, Ayak Bacak Fabrikası. Ayak Bacak Fabrikası biraz Brecht'yen epik tiyatroyla ilişkili bir kere kritik tiyatrosu, bir hiciv ve eleştiri, tabii politik eleştiri yani. Ama bütün bunların da sosyal yapı hicivi var. Şimdi onun ikinci yazdığı kitap ki bitiremedi, kalp kriziyle öldü, At Gözü diye bir kitap, bir oyun yazıyordu. Onunla konuşmalarımızda bu hayvan meseleleri üzerindeki şey, bu saklanma ve örtme hali benim kafamda bir başka biçim aldı. Ve bir süre sonra, bu demek ki çok altta çalışan bir şey, Paris'te bursum sırasında, yani işte perfesyon, yani ne diyelim, doktora seviyesinde bir şey ama öyle de değil. O süreçte işte çalışırken oğlum da ufak, onunla zaman zaman onu götürüyordum. Hayvanat bahçesine ve nebatat bahçesine, aslında botanik bahçesi, Jardin de Plantes, bitkiler bahçesi. Bu çok önemli bir kuruluştur. Bünyesinde müzeler vardır. Hem morfolojik, hem botanik, hem bütün hayvan çeşitlerinin bütün iskelet yapı vesairesinin bulunduğu bilimsel araştırma merkezinde içinde oldu. Bir müthiş bir yerdir. Orada hayvanat bahçesi vardı o zaman. Şimdi biraz daha azaldı. Onun içinde yavaş yavaş artık hayvanları o hallerden çıkarmaya uğraşıyorlar ama büyük bir maymunlar kafesi vardı. Ben oğlumu götürdüğüm zaman ondan çok herhalde ben bakmışım. Improvize iş yaptığım için daima doğaçlama ve sürekli çizim içinde, bir süre sonra maymunlar çıkmaya başladı. Ve bu süreç 1971 senesinden bugüne kadar hatta süren, bir damar sürer öyle. Bunun heykelleri yapıldı. Bunları canlı performanslar yaptım, şu bu falan. Şimdi sadece maymunlar kısmı böyleyken, bir büyük skalada bütün hayvanlarla bir ihtiyacım varmış herhalde. Her biriyle, her birinin, bunun tabii psikolojik yanı da çok önemli. Bunların
bunları hangi halde insanı anlatmak değil mesele, fakat durum anlatmak. Yani bunlar sadece biçimsel olarak alınan şeyler değil. Bu biçim aslen düşünsel gereksinimin sonrasında ortaya çıkan biçimler. Anlatabiliyor muyum? Bunların birebir de benzerlikleri veya doğrulukları da söz konusu değil. Ama ben zannediyorum ki bu doğru dürüst birisi bir gün benim resmime bakarsa bütün bunları ayırarak niye bu tür bir koridor var? Niye burada hayvanlar? Niye burada doğa? Deniz ne burada? Deniz deniz değil aslında. O hayvanlar da hayvan değil zaten. Yani ama onlar hayvan tabii. Ama o insanlar da zaten insan değil. Bunlar her biri başka bir şey. Bunların her biri de aslen resim. Yani bunlar her biri sadece onlarla olan doğru temasın. Doğru. Hem psikolojik, hem görsel, hem konstrüktif, yapısal ilişkinin ortaya çıkardığı imajlar. Bunun içinde en önemli kısmı bence psikolojik bir ilişki kurabiliyor musunuz? Yani bunlar sizin için kendi psikolojinizde yerleşebilmesi için onları ne şekilde tanımlıyorsunuz? Onlara ne tür roller veriyorsunuz? Yani La Fontaine'in masallarını bilmiyorum okudun mu? Tavsiye hocam, ederim. Hayır okumadım ama en kısa zamanda okuyacağım. Ve tavsiye ederim. Tavsiye ederim. Yani hem şiir olarak çok iyidir, hem benzetmeler olarak müthiş zengindir. Tabii Türkçe'ye çevrildi. Türkçe'ye çevrildi. Rahat okuyabilirsiniz. Tavsiye ederim. Bilmiyorum cevaplayabildim mi? Hocam çok teşekkür ederim. Hani ben notlarımı falan aldım. Gerçekten çok teşekkür ederim size. Rica ederim. Onların üzerine bir gideceğim. Rica ederim. Teşekkür ederiz. Şimdi Çağrı'ya sözü vermek istiyorum hocam. Çağrı da yüksek lisans öğrencimiz. Sorusunu kendi iletmek istedi. Buyurun. Merhabalar hocam. Buyurun efendim. 2016 senesinde gerçekleşen projede ödül alan ve yine sergiye katılmış öğrencilerinizden biriyim ben de. Aa, memnun oldum. Sorum şu şekilde olacak. Güncel sanat eğitimi üretimlerinde NFT kullanımı bağlamında yakın gelecekteki öngörüleriniz nelerdir diye sormak istiyorum. Anladım. NFT kullanımı bağlamında yakın gelecekteki öngörüleriniz nelerdir diye merak ettim. Bilmiyorum ben onu. Ne kullanımı? NFT. Son zamanlarda epey popüler. Ne bu? Dijital olarak sanat eserinin üretimi. Fiziki bir boyutu henüz yok. Evet. Bu şekilde sanat eseri üretimleri ile ben tuval resmi arasında bir karşılaştırma yapmanızı istiyorum. Valla sizin... dostum şimdi tuval resmi tuval resmi tuval resmi diye ayırdığımız zaman gerçekte bir yüzey söz konusu değil mi? Alo, duyuyor musun beni? Evet hocam, buradayım. Evet. Yani bir yüzeyde malzeme ne olursa olsun renk amaçlı rengi veya renk olmaksızın bir iki boyut üzerinde belki üçüncü boyut trompte göz algı şeysi kandırmaları vesaireyle üçüncü boyut araştırması vesaire. Şimdi bütün sorun yeni bir malzemenin, yeni bir medyumun kullanma halinin
bir başka malzemeyle sağlanamaması sonrasında olabilir, gerçekleşebilir. Bunu tuval resminde karşılayamadığı için veya tuval resmi eksik kaldığı için veya gerisinde kaldığı için oluşan imaj üzerinden ancak bir şey konuşabiliriz. Yani bugün dijital ortamdaki renk skalasını ve boyutlar ve dönüştürme imkanlarının sınırsızlığı karşısında hiçbir şey söyleyemeyiz. Fakat yani bu şekilde aslen tuval resmi bir anlamda kendi sınırlarını belirlemiş halde. Yani artık onun alanının öteye taşınması ancak yeni malzemeyle söz konusu. Yani şimdi tuval resmiyle sinema arasında ne yaparız meselesi gibi de bir soru. Ama tuval resminin temel problematiğinde, yani dayanaklarında da hem sinemada, tiyatroda veya sizin söylediğiniz imge oluşturmada yine büyük rolü olduğu kanısındayım ben. Yani resim düşüncesinin esasları ve sorgulamasının ancak aşamaları sonrasında bu söylediğimiz yeni medyumlarda gelişmeler veya arzu edilir veya beklenilmeyen sonuçlar ortaya çıkabilir. Ben katiyen o alanın meselelerini ne uzağım. Ama etkileri ve açtığı yeni vizyonlara karşı bilgane değilim. Yani merak ediyorum, mümkünse takip ediyorum ve düşünüyorum üstüne. Bilmiyorum, seni tatmin etmedi herhalde ama benden bu kadar. Çok teşekkürler. Ayşegül, sesin kısılı. Ayşegül. Efendim? Teşekkür ederim hocam. Bir soru sormak istiyorum. Bir sergide Picasso ile karşılaştığınızı biliyoruz. O gün için söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? Anlatmak ister misiniz? Hayır, Picasso ile maalesef karşılaşmadım. Picasso'nun resimleriyle aynı sergide resimlerim vardı. Yani odur. Ve de Picasso maalesef o sergide serginin öncesinde vefat etmişti. Yani bir ay falan oluyordu. Bu bahsettiğimiz büyük salon o dönemlerde, yani Mayıs salonu. Fransa'daki 1970'ler 80'lere kadar falan bu salon, yani şimdiki fuarlar neyse, Basel, Fuar de Paris vesaire, işte bütün Miami, işte Hong Kong, o fuarlar gibi idi salonlar. Ve sanatçıların yönettiği o dönemde yönetim kurulları sanatçılar tarafından oluşan ve sanatçıların davet ettiği sanatçıların sergilendiği bir yerdi. O komitenin. Dolayısıyla evvela şöyle bir güzel demokratik bir şey vardı. O komiteye dosya yollardınız ve o komite sizin işinizi salona layık görürse sizi davet ederdi ve parasız olarak sergilerdiniz o süreçte. Picasso bu salon dönemin kurucularından ve ömründe tek katıldığı salondu, toplu sergiydi. Ve bu ölümüne kadar sürdü. Salon döme Mayıs sergisi, yani biraz da
İşçi Bayramı'yla ilişkili olarak, 1 Mayıs'la ilişkili olarak Mayıs sergisi, sadece Alman işgalinde bu sergi yapılmadı. Yani ressamlar Alman işgalinde protesto ettiler. Ve buraya katılmak Fransa'da bir ressamlar, yani resim dünyasında bir prestij meselesidir idi. Ve 73 senesindeki ben iki kere davet edildim. İkisinde de heykelle girdim. O sergide Picasso'nun son yaptığı 3 resim sergilendi. Onun onuruna. Yani oradaki Picasso'yla olan kendime biraz şey çıkaracağım, pay çıkaracağım, Picasso'ya yaklaşma mesafem o kadardır yani. Teşekkür ederiz hocam. Şimdi Ferit hocamızın bir sorusu var, onu iletmek istiyorum size. Son 10-15 dakikamız kaldı bu arada. Sizi de yorduk ama. Yok, ben memnunum. Sanatın evrensel olduğu düşüncesinden hareketle Türkiye'de icra edilen sanat sadece resim değil, bir bütün olarak düşünüldüğünde hangi noktada görüyorsunuz? Anlamadım. Sanatın evrensel olduğu düşüncesinden hareketle Türkiye'de icra edilen sanat sadece resim değil, bütün olarak düşündüğümüzde hangi noktada görüyorsunuz? Vallahi çok zor bir soru sordunuz yani. Bunu dürüst olarak söylersek biraz zor. Şöyle söyleyebilirim. Birincisi, dünyada artık bu global bütünlük ülkeler arasındaki eskiden Fransız resmi, İngiliz resmi falan diye olan ayrımlar artık günümüzde söz konusu değil, biliyorsunuz. Çünkü bu global sistem fuarlar ve ekonomik, yani sanatın belirleyicisi olan ekonominin icabı bütün bu farklılaşmaların içinden seçtiklerini bir kazana alıyor ve onları kendi bünyesi içinde adeta meczediyor. Yani bugün belki bir İngiliz resmi söz edildiği zaman bugün aktüel İngiliz resminden bahsetmek kadar şey değil. Yani bu aslında hemen hemen şu günkü dağılım imkanlarıyla, yani bugün medyanın, bugün elimizdeki sosyal ağların kullanımıyla artık herkes hemen hemen etkileşim içinde ve birbiriyle birbirinden alarak da, yani bu artık bu alışlar ve bu haller kontrol edilebilir noktadan çıktı ve kalifikasyon da artık düşünsel formatlar altında aslında tümüyle ticari formatların emrinde. Yani bugün artık kabaca bir şeyle mertlik bozuldu. Yani ciddi olarak artık üzerine son derece oynanır bir hal. O zaman bunların kültürel değerlendirilmelerine filan kalktığımız zaman bu ancak belli çevrelerde, dar çevrelerde ve hala bir etiğe ve bir sanat alanındaki bütün bu bozulma ve katkı maddelerine karşı direncin aradığı saf ortamlar artık söz konusu değil. Yani bugün
evrensel dediğimiz şey içinde en büyük hakim para. Yani bugün müzelerin fonksiyonlarına dahi el uzatan. Çünkü yeni güçler eski yönetimleri, yani devlet kontrolünde, ancak devlet gücüyle toplanabilecek müze ve enstitüsyonlar ve kurumların karşısına çok devlette kafa tutan, devletin çok üstündeki belli sermayenin kendi güdümüne girmiş, onun güdümüne girmiş sanat merkezleri veya müzelerle idare. Yani bugün giysi ve çanta satarak dünyada büyük marka olan bir marka kendi sanat merkezini açıyor. Yine bir moda devi kendi sanat merkezini oluşturuyor. Şimdi oradaki seçmelere baktığınız zaman bunun ardındaki A büyük bir paranın sirküle ettiği, dolaştığı bir adam. Şimdi yani terazinin üstündeki parmak eksilmiyor. Sürekli ya bankalar ve büyük koleksiyonlar ve arkalarındaki bunların uzantısı ve bunların bir anlamda vitrini olan galeriler meselesi. Şimdi sanatçının bugün endepandan olarak tek başına duruyor ve kendi sözünü söylüyor olabilmesi hali son derece zor. Son derece zor. Son derece zor. Muhakkak bir klana katılmak zorundasınız. Yani eğer bir küratör size yaklaşıyorsa, eğer bir küratörün ekibine girebiliyorsanız, bu küratör aslında kime bu hizmeti veriyor? Ve oradaki enstitüsyon acaba kendi bünyesinde daha önce yatırım yaptığı sanat aksiyonunu veya birikimini yaptığı hali ne şekilde destekleyicisi olabileceği veya zarar vermeyecek olan hangi sekonder ikinci kanalı açıyor? Burada son derece büyük bir oyun söz konusu. Artık yazılan kitaplara güvenemiyorsunuz. Değerlendirmeler artık zaten eleştiri mahiyetindeki şeyler ortadan kalktı. Eleştiri yerine sadece haber veriliyor. O haberler de istenildiği gibi monte ediliyor. Peki niye sanat? Hala sanata nasıl devam edeceğiz? Valla bir kere dönemimizi iyi tarif etmemiz ve tanımlamamız lazım. Dünyada hem politik hem de bu epidemik, bütün bu salgınla beraber ağırlaşan ve zorlaşan yaşam halleri giderek daha da farklı haller ortaya çıkaracak. Yani kişinin özgürlük meselelerinin bir sürü bahanelerle nasıl dünyada kısıldığı, yani gözden takip etme, işte telefonunuza indirilen şu bu, yani bir sizin sağlığınız, sizin emniyetiniz için size üstünüze takılan bir çipe kadar gidiyor iş. Şimdi bunlar arasında nasıl olacak da bu kişinin söylemi özgür olacak? Bu kişinin söylemi bir başka insan için bir
hareket ettirici nokta olacak. Bunun safiyeti ortadan kaldırıldığında biz ne önereceğiz, ne tavsiye edeceğiz diyorum. Ha, nasıl olacak burada? Bu içinde olduğumuz hali, girdiğimiz dönemin adını şöyle koyuyorlar zaten. Direnç. Direnme süreci. Yani burada insanlık yeni karşısına çıkacak yeni hallere direnecek. Bu hallerin ancak kendindeki güçle olabileceği ve yine o yanındaki eğer birinde bu gücü pekiştirebiliyorsa kendi gücüyle yeniden kazanıma geçmek, yani insanlık yeniden adımlamalar yapmak zorunda. Yeniden biz çok geriye düştük. Yani insanlık 2. Dünya Savaşı'ndan sonra 1970'lere kadar diyebilirim, belli bir özgürlükte bir tırmanmaya geçti. 1968 olayları da öğrenci hareketi olarak ortaya çıkışına rağmen aslında bir neslin geleceği için talepleridir aslan. Ve de onun açtığı bir çığırla biz birkaç on yılı gördük. Fakat ondan sonraki sistem aynı şekilde bunun karşı hallerini oluşturdu. Ve daha şiddetle kazanımlar geriye sarılmaya başlandı. Şimdi sanatçı aslında şunu unutmaması lazım. Sanatçı her zamandan çok daha üzerinde yük var ve şöyle birisi bunu yapabilecekse bu şeye sıvansın, devam etsin diyorum. Eğer kişi olarak bağımsızlık, kendi etiği olarak dürüstlüğü, ahlakı, insan olarak ancak düşünce gücünün sürmesine bağlı olduğunu anladığı zaman düşünce gücünün biçimlendirilmesi, ifadeye dönüştürülmesi, sese, söze, biçime dönüştürülmesi halinde ben bu biçimleri ve bu sözü bulacağım. Çünkü bu söz benim yanımdaki diğer insana ulaşmamın vesilesidir, aracıdır. Bu böyle bir şeyi bünyesinde duyuyorsa sanat yapsın. Ondan sonrasında da gitsin güzellemeci şeyler yapsın. Yani uğraşmasın. Yine uğraşsın. Resme benzer şeyler yapılır. Heykele benzer şeyler, şarkıya benzer şeyler söyleniyor. Tiyatroya benzer şeyler oynanıyor. Herkes gülüyor. Bütün televizyonlarımızda tiyatro diye size gösterilenler hiçbir zaman tiyatro ile ilgisi olmayan şeyler. Sanatçı diye söylenenlerin sanatla hiçbir şekilde değil. Bir eğlence dünyasının cevabını alan, parasını alan, keyfini soran kişiler. Sanatçı yaşadığı dünyanın bir kere kendine ne yüklediğini bilendir. Buna sıvanmayı göze alabiliyorsa o zaman kendisini çok iyi bir şekilde mücehhez kılmalı. Eski tabirle. Cihazlı. Yani ne var ne yok. Güçlenme. Bu da ancak kültürle olabilir bir şeydir. Bir de ahlaklı olabilir bir şeydir. Çok teşekkür ederiz hocam verdiğiniz bilgiler için. Süremizi açtık, sizi de yorduk. Son kez bir şey söylemek isteyen varsa söz vereceğim. Bir şey sormak isteyen ya da dileklerini iletmek isteyen biri varsa söz alabilir. Hocam ben çok çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Çok güzel.
Çok güzeldi, çok bizim için ufuk açıcıydı yani evet. Bir konuda. Yani, Allah, yani bir sizlerin bildiği şeyleri söyledim. Daha bir tekrar belki kendi dilimce. Yok, bence çok güzeldi hocam. Yani sonra tekrar da izleyeceğiz. Öğrencilerimiz de bundan çok faydalandığını düşünüyorum. O nedenle sizin tabii bize aktarmanız bile, yani sonuçta gerçekten çok uzun bir geçmişiniz var ve Türk çağdaş Türk sanatın çok önemli temsilcisisiniz. Sizin bu yani liseden hatta üniversiteye kadar bu eğitim için bu kadar çabanız bile gerçekten çok önemli Türk sanatı açısından. Ben çok önemli buluyorum. O yüzden size ayrıca çok çok teşekkür etmek istiyorum. Sağ olun. Çok sağ olun. Ve Türkiye'ye geldiğinizde Karaağaç'ta sizi ağırlamak çok isteriz. Çok seviniriz. Mutlu olurum. Sağ olun efendim. Teşekkür ederim. Mutlu oluruz gelirseniz. Sağ olun. Benim söyleyeceğim bu kadar. Görüşmek üzere hocam. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. İyi hocam. Katılan herkese çok teşekkür ederim. Herkes teşekkürlerini iletiyor hocam. Harika bir sohbetti. Çok sağ olun tekrar katıldığınız için. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sevgiler, saygılar. Teşekkür ederim hocam.